Evet arkadaşlar, bu akşam çok değerli bir filmi konuşacağız sizinle. 2007 yılında ben bu filmi ilk sinemada izlediğim zaman çok etkilenmiştim. No Country for Old Men. İhtiyarlara yer yok. Ethan ve Joe Cohen kardeşin en değerli filmi diyebilirim. Muhteşem bir film. Ya yani vasatlığa prim vermeyen bir yönetmen bunlar Cohen kardeşler. En iyi film dahil olmak üzere dört dalda ödül kazanan bir film. İhtiyarlara yer yok, yer yok. Alışılmışın dışında bir suç filmi olmasının yanı sıra birçok açıdan da Coen kardeşlerin sinemasını zirveye taşıyan bir film. Yani onları şey yapmış, dünya çapında bir isim yapmasını sağlayan bir film. Cormac McCarthy ilk aynı isimli romandan uyarlanan bir film. Görüntü yönetmenliğinden Roger Deakins imzası taşıyor. Tommy Lee Jones ve Trevor Bardem'in başarılı performanslarıyla göz dolduran bir film. Ya yani o yıl en çok konuşulan bir filmdi. Çok hatırlıyorum ya, yani bayağı böyle etkisi uzun zaman sürmüştü. Blood Simple'dan sonra kendilerine has tarzına hiçbir zaman ödün vermeyen kardeşler. The Big Lebowski, ben bu filmi de çok seviyorum. Muhteşem bir film. Fargo da çok güzel. Bu filmlerle zaten dünyayı kendilerini tanıttılar. En iyi orijinal senaryo dalında da kazandıkları akademi ödülüyle de dünya çapında daha da isimlerini pekiştirdiler. Bu yani seyir zevki çok üst seviyede olan bir film. Bu oyunculuk çok başarılı bir oyunculuk var. Filmin 2008 yılı Akademi Ödülleri'nde 8 adayı ve 4 ödül 8 adaylığı var ve 4 ödül almasını sağlayan bir film. En iyi uyarlama senaryo, en iyi yönetmen ve en iyi film dallarıyla ödüllendirirken Javier Bardem de en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülmüş. Aslında baktığım zaman film sade bir film. Mesela sade bir drama filmi, suç filmi gibi gözüküyor. Ama çok böyle karakterler üzerinde yoğunlaşan bir film. Yani üç önemli nokta, ana karakter var burada. Şimdi dikkat ettiyseniz hiçbir karakter aynı anda aynı sahnede bulunmuyor. Hepsi birbirinden farklı zamanlarda ama varlıklarından birbirlerinden de haberdarlar. Ve durup dinlenmeden birbirlerinin izlerini sürüyorlar. Birisinin yaptığı diğerinin sonraki eylemini belirliyor. Yani dolayısıyla üç paralel çizgide ilerleyen denge ve etkileşim konulu bir film. Fakat şey böyle, hiç göz göze gelmemelerine rağmen, diyalog kurmamalarına rağmen, karşılıklı gelmemelerine rağmen birbirlerine verdikleri acı, kaos, yani o şey, filmin şeyini hiç düşürmüyor atraksiyonunu. Böyle tren mi, vagon misali birbirlerini çekiyorlar. Ve sonunda da hiçbiri aynı şeye gelmeden yolları ayrılıyor filmin sonunda. Şimdi baktığımız zaman sonuç almamış bir uyuşturucu ticareti sonrasında Rio Grande yakınlarında işte 2 milyon dolar nakit para bulunmasıyla başlıyor. İnsanoğlunun burada para göz yapısı filmin devamını şekillendiriyor. Ya yani yüzde baktığım zaman basit bir film ya olay örgüsü gibi gözükse de katman katman acayip bir şey var, yani kurgu var. Gerek karakter yaratımı konusunda, gerekse Western türü böyle şey konusu. Yani bu film gerçekten çok incelemeye değer bir film. Burada diğer bir şey de bu karakterlerin başına gelenler. Ya öykü zaten bu karakterler üzerine kurulu. İşte Teksaslı kanun adamı var, Çetin Meksika uyuşturucu mafyası var. Alışveriş sırasında işte çatışma yaşanıyor. Birbirlerini taraflar birbirlerini öldürüyorlar. Sonra parayı alıp kaçan da parayı alıp kaçamıyor. Yarı yolda ölüyor. Yani parayı alamadan.
Bu bir uyuşturucu şeyi, alışverişi. Sonrasında şey, yani birbirlerini vuruyorlar, parayı alan uyuşturucu veren. Sonrasında orada tesadüfen şey yapan, çatışmayı gören, orada ya olayın zaten o da farkında değil, böyle mevzu anladığı zaman yani ne yapacağını şaşırıyor. O öyle bir şeyin içine düşmüş ki. Ya insanlar bu paraya tamah ettiği sürece yani ahlak kalıyor, ne vicdan kalıyor, ne acıma duygusu kalıyor. Her şey, bütün her şey silinip gidiyor. Ya her şey katille kurban arasında çok keskin bir şey, ya hiçbir sınır kalmıyor diyebilirim. Burada şey var, açılış sekansı çok güzel. Yani bu açılış sekansına baktığımız zaman hiç kesilmeyen, durmayan yağmur, şey, rüzgar sesi var. Ardında da Şerif Ed'in dış sesi devreye giriyor. Gençliğini hatırlatıyor, bir şeyler anlatıyor. Gençliğinde her şeyin daha güvenli ve kimsenin işte silah, polislerin bile silah taşımadığını söylüyor. İşte emekliliğine çok az bir zaman kalmış. Buralarda bu, diyor ki, bu topraklarda 25 yaşında şeriflik yapmaya başladım diyor. Ya yani burada bir iç, şimdiki zamanla geçmiş arasında bir iç hesaplaşma var. Yani bu, ama diyor, insanın karanlık doğası gün geçtikçe daha da kötüye gidiyor diyor. Hiçbir zaman huzurlu bir yaşam olmayacak diyor. Her şey daha kötü diyor. Yani bu boş vakir topraklarda her günün şeyinde bir kötülük doğacak falan diyor. Yani gelecekten umudu yok. Geçmişi güzel anıyor, geleceğe umudu yok. Sonrasında da işte genç bir polis memurun Anton'u yakalayıp karakola götürdüğü sahne başlıyor. Orada psikolojik deli diyorum ben buna. Bunun polis memurunu bağırarak öldürdüğü sahnesi var. Bir şey yapıyor. Sonrasında bu Anton'un yaratıcı, yani sıradan bir vatandaş şeklinde insanların arasına karışması, sonrasında önüne geçeni madeni parasıyla işte yazı tura attırması, ya bu kurbanlarının yaşayıp yaşamayacağını attığı para karar veriyor. Öyle bir manyak bir şey bu. Şimdi ben sözü pardon, Giray arkadaşımıza veriyorum. Buyur Giray. Merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar. Merve zaten filmin Oscar tarafından bahsetti. Ben sadece oraya şöyle bir ekleme yapayım. Tabii o yıl çok güçlü adayların olduğu bir yıldı. Özellikle kan dökülecek çok önemli bir adaydı. Ona rağmen bu film No Country Old Men aldı en iyi film Oscar'ını. Kan dökülecek de görüntü yönetmenliği Oscar'ını bu filmden alarak bir başarı kazanmıştı o yıl. Ki bu filmin de No Country Old Men'in görüntü yönetmeni Roger Deakins de o yıl iki filmle aday olmuştu. Biri bu konuşacağımız film. Diğeri de işte Korkak Robert Ford'un Jesse James suikasti. O da müthiş bir filmdir. Böyle bir özelliği var bu filmin. Film Merve'nin de söylediği gibi Ed Tombell'in bir sesiyle açılıyor Şerif'in. Şöyle 14 yaşındaki kızı isteyerek öldürmüş diyor. Bir cinayet anlatıyor, bir hikaye anlatıyor. Aşk cinayeti dediler diyor buna diyor. Çocuğa sordum, aşk yok diyor. Ölür ölmez cehenneme gideceğimi biliyorum ama serbest kalırsam yine yaparım dedi diyor. Burada zaten filmin izleklerinden biri olan işte bu saf kötülük meselesini İlk daha sahnede duymuş oluyoruz. Sonra bir çete hesaplaşması görüyoruz Merve'nin de anlattığı gibi. Lively'in karakteri işte Josh Brolin'in oynadığı karakter. Şans bu filmin bir izleyi yine olan şans kaderin ilk tezahürlerini görüyoruz. Bir yaralı köpeği görüyor. Yani o yaralı köpeği takip etmese hiç olaya dahil olmayacak. Müthiş bir sahne. Uzun bir sekans o sekans. İşte saat gibi kusursuz işliyor. Yine Roger Deakins'in muazzam bir görüntü yönetimi var. Bu Livini'nin hareketlerinden onu bayağı tanıyoruz. Yani hiç diyalog olmamasına rağmen işte onun böyle son derece ihtiyatlı, becerikli bir karakter olduğunu görüyoruz
saate bakıyor işte ölüp ölmediğini şeyin adamların anlamak için hemen gitmiyor yanlarına. Yani adam hakkında detaylı bilgiye sahip oluyoruz. Ki daha sonra adamın Vietnam'da savaştığında öğreneceğiz zaten. Sonra işte karavanda kalıyor. Karavana Carla Jean'in yanına gidiyor, karısının yanına. Onunla tanışıyoruz böylece. Sonra adamın bir vicdanı olduğunu da görüyoruz. Yani vicdanlı bir adam olduğunu görüyoruz daha doğrusu. Gece su götürmek için oradaki yaralılardan birine tekrar geri dönüyor olay yerine. Büyük bir tehlike olmasına rağmen. Giderken de çok enteresan bir diyalog var karısıyla. O çok hoşuma giden bir diyalogtur. Geri dönmezsem anneme onu sevdiğimi söyle diyor. Karısı da annen öldü diyor. O sırada Lili'nin suratındaki ifade çok enteresan. Yani sanki annesinin öldüğünün farkında değilmiş gibi böyle bir acıyla, bir kabullenmez bir tavırla bakıyor ona. Öyleyse kendim söylerim diyor ve çekiyor gidiyor. Sonra da karısına şey diyor. Hayatta bazen beklenmedik şeyler olur diyor. Bu da filmin önemli izleklerinden biri. Zamanı geri alamam diyor. Filmde de zaten hep beklenmedik şeyler oluyor. Sonra işte bu Sigurd karakteriyle tanışıyoruz. Merve'nin anlattığı psikopat karakterle. Film boyunca nereden geldiğini asla bilemiyoruz karakterin. Soğukkanlı, empatiden yoksun. Yani durdurulamaz bir karakter. Zeki, yani bu zekasını da söyledikleriyle değil, eylemleriyle hep anlıyoruz adamın. Bildiğimiz kötü adam profillerinden farklı. Saf kötü. Terminatör gibi açıkçası. Hani hedefe kilitleniyor, asla geri durmuyor. Şeyi görüyoruz, yani bu Carson'ı öldürdükten sonra yerdeki kana ayakkabısına gelmemesi için ayağını kaldırıyor. Yani bir tuhaf titizlikleri de var adamın. Sonra bu karavancı şişman kadını öldürmüyor bir sahnede, o da enteresan. Yani dışarıdan bir ses duyuyor. Son derece de ihtiyatlı. Ya o sebeple öldürmüyor ya da kadın ona böyle ters ters cevaplar veriyor. Onun da kendine bir rakip mi görüyor onu o sırada? Saygı mı duyuyor kadına bilmiyorum ama ilk defa öldürmediği bir insan oluyor film boyunca. Böylece bu karakteri de çok detaylı tanıyoruz. Merve anlattı işte 22 yıllık bir parayla, elindeki bir parayla yazı tura atarak böyle insanların yaşayıp yaşamayacağına karar veriyor. Bir market sahnesi var. O müthiş bir sahne. Marketçiyle yazı tura attığı sahne. Onun hayatına yazı tura attığı sahne. Film boyunca şeyi hep görüyoruz. Av ve avcı sürekli yer değiştiriyor. Yani Carson Wentz var. İşte Woody Harrelson'ın oynadığı karakter. Bu Sheeple karakteri var. Psikopat karakter. Bir de Ed Donbell var. Bir de Llewellyn var. Bu karakterler sürekli birbirlerini takip ediyorlar ve sürekli yer değiştiriyorlar. Av ve avcı olarak. Şerif Bell çok önemli filmde. Açıkçası benim filmde en sevdiğim karakter de o. Çok enteresan bir karakter. Hani aksiyona hiçbir şekilde dahil olmuyor adam. Ama hep bir takipte. Her yere bir adım geç kalıyor gibi. Onun söylediği sözler filmin böyle felsefi altyapısını teşkil ediyor açıkçası. İşte yıllar insanı düz yapar diyor. Zorunlu olmadıkça yalan söylememelisin diyor. İşte gazete haberlerine sürekli bakıyor, hikayeler anlatıyor. Yani şöyle bir hikayesi var. Hem komik hem çok enteresan bir hikaye. İşte bir sığırla bir insan arasındaki mücadelede bile sonuç belirsizdir diyor. Anlattığı bir hikaye var işte bir sığırı öldürmek için ateş edip işte onu da sığırdan seken kurşunla kendini yaralayan bir adamın hikayesini anlatıyor. Böyle hikayelerle sürekli felsefi mesajlar veren bir adam. Hep bir adım geç kalıyor dediğim gibi. Sonuçta da bu şeyin Legally'nin karısına verdiği onu koruma sözünü tutamıyor. Kötülüğün kendisini aştığını düşünüyor. Yani hiçbir şey yapamamaktan şikayetçi. Geçmişin iyi olmadığını söylüyor sürekli. Şey, geçmiş daha iyiydi diyor. Yani bugün artık yapacağı bir şey olmadığından bahsediyor. Oysa ki işte bir sahne görüyoruz finale giderken amcasıyla konuştuğu bir sahne. Orada geçmişin daha iyi olmadığını anlatıyor amcası ona.
Sonda da zaten bir rüya sekansı var. İşte iki tane rüyasını anlatıyor. Orada da şeyi görüyoruz. Yani bu elinde taşıdığı bir şey var. Babasının ateşi elinde taşıdığını görüyor. Yani o bir umut ışığı gibi sanki. Dolayısıyla babası ona belki de şey mesajı vermeye çalışıyor. Yani bu kadar geri durmamalısın. Hani hep bir umut vardır. Bir şeylere dahil olmalısın. Bu kadar pasif olmamalısın diyor belki ama Ed Tombell hiçbir şekilde bu pasif halini kıramıyor. Bunun dışında söyleyebileceğim bu Kuanlerin ahlak suç para üçgeninde hani bir toplumun tarih içinde nasıl bu noktaya geldiğini nefis sorguluyor. Bu gözü kara şerif hep westernlerde gördüğümüz gözü kara şerif ikonunu kırıp yerine korkak böyle hayatından endişe eden iktidarsız bir şerif koyuyor. Bunun dışında bu Ed Tom'un geç kalma hali film boyunca devam ediyor dediğim gibi. Hatta Lily'nin ölümüne bile geç kalıyor. O sahne de çok iyi. Yani filmin en önemli karakterinin ölümünü bile doğru dürüst göremiyoruz. Müthiş bir kurgu var orada da. Daha söyleyebileceğim şeyler var aslında ama ikinci tura hani sizlerin de vaktini almamak açısından burada şimdilik keseyim. Bir 5 dakikalık daha bir konuşmam muhtemelen olacak. Teşekkür ediyorum şimdilik. Teşekkürler Giray değerli katkıların için. Filmde bir de para her kapıyı açabilen bir şey gibi, anahtar gibi gösteriliyor. Bu Livli için değil de hepsi için aynı. Ya burada tıka basa dolu para çantasıyla Öykün en şey karakteri, baş karakteri. Ancak böyle şey gibi duran, önemsiz gibi duran şeylerde para ve pazar konusu gündeme geldiğinde bu, yani insanların nasıl acımasız olduğunu görüyoruz. Mesela Lilli kanlı için Meksika sınırını geçerken gümrük memuruna bakmamak için karşısına çıkan gençlerden gömleğini ister, genç sorar işte ne işte 500 önce parayı göreyim de, ama o her tarafı kan revan içinde de, hatta ona birisi der trafik kazası mı geçirdin diye sorar. Ama öbür çocuk mesela parayı almadan gömleği vermez, sonra der ki birayı da ver, öbür çocuk da der ki ne kadar vereceksin bira için, Evet yani der bir de evet gider ayak o pazarlık. çocuğu da kötülüğe çekmiş gibi oluyor. Yani o Evet. sonda aslında hiç şeysiz gömleğini verecek çocuk ona. Ama orada zorla parayı veriyor ve çocuk alıyor. Hadi zorla aldı diyelim ama ondan sonra yanındaki çocukla para için Evet. tartışmaya Kaza. başlıyorlar. Yani hemen Evet, nüfuz kavga ediyor o. ediyorlar birbirleriyle. Evet hemen o kötülük Orada bir de onlardan nüfuz ediyor. evet, orada çoğu gençlerin şeyini görürüz. Hani para ve ahlak şeyini görürüz. Bir de Ed'in rüyası var. İşte karısını anlatıyor. Parayı kaybediyor. İşte babası onu azarlıyor. İşte o yüzden onun yanına gitmeye korkuyor. Yani orada paraya karşı çok büyük bir zaaf var insanlarda. Onu çok güzel anlatmış. Ama şey, çılgın orada şey, hani tek mesela şeyi olan, prensipleri olan adam gibi gözüküyor ama ya ona göre mesela, ona baktığımız zaman hiçbir şey önemi yok. Hatta paranın bile önemi yok. Onun her şeyine yazı tura karar veriyor. Ya o da mesela yaptığı anlaşmaya sadık kalması, o da beni çok etkiledi. Hani ona sadık kalması, sonuna kadar o verdiği sözü tutması, o da apayrı bir kişilik. Yani bu Ama iki karakter. Şigur da ona şöyle bir şey diyor, onu hatırlarsan. Dediğin gibi ilkelere bağlı kalıyor ama bu söylediğin ilkeler diyor seni bu duruma getirmişse o ilkeler ne işe yarar diyor. Yani Evet, onu da böyle. sorgulatıyor yani. O yani şey var, bir Franz Kafka'da da var ya, ilk izlenimler her zaman güvenilmezdir diye. Bu filmde bu karakterlerde bunu da görüyoruz, bunu da hissettik. O yönden de çok değerli bir film. Yani çok güzel, klasik bir film. Bence bir 20 yıl sonra bile bu heyecanla konuşulabilir diye düşünüyorum. Yok mu arkadaşlar başka konuşmak isteyen, el kaldıran kimseyi Ben göremedim. kaldırmadım ama konuşabilirim. Ha, buyur Ahmet abi. Bu Amerika kıtasına ilk giden kişi
Ondan sonra yani Hindistan'a vardığını sanıyor. Ondan sonra ama tabii ki değil. Orada kraliçenin ona verdiği emirler doğrultusunda değil. Kraliçenin yani o bölgede tabii ki şeyler kurmak istiyor. Koloniler kurmak istiyor. Fakat ondan sonra onu yapmıyor. Bu sefer işte kraliçeyle arası bozuluyor, hapse düşüyor, geri getiriliyor. Oğlu amiral oluyor ve kraliçe de kıyamıyor. Epey bir hapiste yattıktan sonra çıkıyor ondan sonra ve oğluna şunu söylüyor. Oğlum ben yani hayatın hayallerden daha fazlasına sahip olduğunu cezaevindeyken fark ettim. Ama ben hayallerimle bir dünya yaratacağımı düşünmüştüm diyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Yani şeyler, büyük dahi yazarlar, senaristler, sinema konuştuğumuz için yazar, senaryo, yönetmen ve hikayeden yola çıkacağım. Yani şimdi burada bir hikaye var, bir anlatı var. Bu bir romandan alınmış. Ondan sonra roman nedir burada? Ondan sonra romanın adı da aynı adlı şeyden alınmış. Amerikalı yazar Corman McCarthy diye birisi yazmış. Tabii bu senaristler bu kitabı izin alıyorlar bunu filmleştireceğiz diye. Ama bence bu filmi yaratırken tabii ki yani değişiklikler yapılıyor. Şunu söylemek istiyorum. Tarihi yani hayat hayallerden fazlasına sahip. Tarih de hayat işte zaten yani kişinin ayağına geliyor. Yani burada mesela Napolyon var, işte Atatürk var. Üstüne üstüne geliyor olaylar ve orada kahraman ondan sonra tarihi yazıyor. Tarih üstüne üstüne geliyor. Sanki Hegel öyle söylüyor. Kahraman yani üstüne gelen sanki o tarihe bir bilinç veriyor. Hegel'de öyle bir anlayış vardır. Yani yeni bir tarih yaratsın diye sanki işte Napolyon'un üstüne geliyor. Atatürk'ün üstüne geliyor. Amerika'yı kuranların üstüne geliyor. Şimdi burada yani bunu biliyorlar. Yani bu yönetmenler, Cohen kardeşler bunlar yani böyle bir kitabı günde böyle ağır ondan sonra anlaşılması zor. İçeriği çok ağır bir kitabı böyle çapraz okuyorlar, hızlı okuyorlar. Günde bir kitap okuyup işte bilmem kaç tane film seyredip bilmem ne kadar senaryo yazıp günleri 24 saat bunlar uyumazlar da 3-4 saat uyurlar 20 saat sürekli aktiftirler sürekli üretirler. Yani öyle bir kahraman yaratmış ki burada yani ben romanda bu kadar mükemmel kahramanın işlendiğini zannetmiyorum. Kim bu kahraman? Ondan sonra Anton yani kötülüğün artık pabucunu dama atıyor. Yani Amerika'da yani Texas'ta geçtiğini öğrendim konunun. Texas zaten çok sorunlu bir yermiş. Ondan sonra belalı tipler orada çok fazla varlar. Yani silah serbest, cinayet işlemeye yönelik ortamlar serbest. Burada Anton diye birisi oluşmuş, karakter oluşmuş. Yani kötülük ne kadar kötü olabilir? Yani bunu dünyada kim anlatabilir? Yani kötülüğü icra eden, hani kötülük kötülük diyoruz da, kötülüğün icrasını uygulayan, icra eden fail, kötüyü izlediğimizde burada Anton'u izliyoruz. Kötülüğün nereye vardığını görüyoruz ve herkesi alt ediyor. Ne komiser bir şey yapabiliyor işte orada komiser demiyor onlar da işte şey diyorlar şerif diyorlar
Ondan sonra öbür şey var. Yani hiçbirisi hiçbir şey yapamıyorlar. Daima sonra onlar da masum değil. Yani parayı bulan avcı kişi de alıp götürüp parayı teslim etmiyor. Yani onun da ne yaptığı belli değil. Dolayısıyla çok kompleks, karmaşık bir şey. Ve yani o Anton denilen adam şey mesela Merve söyledi. Orada bir polisi boğma sahnesi var. Nasıl çekmişler ya Rabbi? Nasıl çekmişler? O adam nasıl ölmüş orada? O can çekişmeye nasıl sahneye getirmiş? Nasıl sahnelemiş? Yani boğan kişi nasıl ağzını yüzünü bir şey yapıyor? Zincirle yani bileğindeki şeyi çıkardı orada. Onun ölüm sahnesi dehşet verici. Yani hayalimde canlanan bile tüylerimi diken diken ediyor. Bence ya ama ya Rabbi ben işte sevmem böyle şeyleri. O zaman seyretme kardeşim. O zaman sinema yapma. O zaman sanat olmaz. Acımasızlık olacak, ölüm olacak, kötülük sonuna kadar. Yani cinayet nasıl işleniyor? Başına gelenler ne yapsın? Doğuda ufacık çocuğun başına neler geliyor? Onun başına geleni sen hayalini dahi kuramıyorsan onun için nasıl endişe edeceksin? Onun adına ne kadar üzüleceksin de tedbir alınsın diye savaş vereceksin. İşte insan öyle öldürülüyor. Öyle can çekişerek ölüyor. Çünkü boğularak ölmek de çok zor bir ölümmüş. Bu arada. Yani burada böyle bir durum var. Karakter yaratmak. Mesela zavallıları yöneten ondan sonra Yorgos Emma Stone'u oynatıyor. Ondan sonra oyuncu Oscar aldı galiba. Aynı zamanda bu kadın. Ya olağanüstü bir hikaye uydurmuş. Gerçeküstü desen gerçek olabilir bir gün. Ya ne var? 50 sene sonra dünyada bir doğal felaket ya da 3. Dünya Savaşı olmasa anne karnındaki bebeğin beynini alıp annenin beynine yani nörolog burada şey var denizse işte burada görüyorum. Deniz var yani 50 sene sonra bu şekilde giderse bebeğin beynini yerleştiremeyecekleri ya da beyninden bir takım parçalar olarak orada bir bütünlük sağlayamayacaklarını kim iddia edebilir? Hayal ediyor adam ya. Böyle bir şeyi hayal etmek, böyle bir şeyi kurgulamak. Bakın kurgu iki türlü. Kurmaca ile kurguyu ben karıştırıyorum. Eskiden kurgu kurmaca olarak geçerdi. Şimdi sinema sektöründe kurgu montajın karşılığı olarak kullanılıyor. O kurmacayı bir de montaj yapmak. Yani hem kurmaca yaratacaksın. O kurmaca daha geniş kapsamlı bir anlatı. O anlatıya çektiğin şeyler var, görüntüler var. Parça parça film parçaları çekiyorsun. O görüntüleri, çektiğin görüntüleri ondan sonra monte ediyorsun birbirine. Yani en iyi montajı yapan, en iyi cümle kuruyor. Yani film yaparken çektiği kayıtları ondan sonra harf gibi, kelime gibi kullanıp yazı da cümle kurarcasına yani filmi oluşturuyor. Şimdi bunu herkes yazabilir mi? Yani herkes ne yapıyor? Kabiliyetine göre birisi basit yazıyor, birisi daha kompleks yazıyor, birisi işte ne bileyim ben Flaubert gibi gönül eğitimini yazıyor. Kafka gönül eğitimi benim Tevrat'ımdır diyor. Bu insanlar film çekerken bence film yazıyorlar. Yani görüntüyü çekiyorlar ama görüntü çektikten sonra iş bitiyor ki. Ondan sonra o görüntüleri birbirine monte ederek A görüntüsü, B görüntüsü, C görüntüsü. A, B, C olarak monte ediyor birisi. Öbürü A, D, C, B olarak monte ediyor. Olağanüstü bir şey çıkıyor. İşte o akşamki filmde o boğma sahnesinin gelmesi. Ondan sonra başka bir sahneye geçiş. Bence olağanüstü bir film. Cinnet filminde Kubrick var orada bir kahraman yaratmış. Ondan sonra Jack Nicholson yaratmış Kubrick. Ondan sonra Visconti'nin Ludwig filminde Helmut Berger Ludwig'i oynamış. Tarihi, bir de var olan tarihi anlatmak, aktarmak var. Bir de oluşmamış bir tarih yazmak var. Bunlar olağanüstü insanlar ve emin olun, bakın emin olun
acı çekerek söylüyorum. Kötülükten muzdarip olan bir insan olarak ve kötülüğü ökten, yani gelecekte başıma olası gelebilecek, sevdiklerimin, çocuklarımın, torunlarımın başına gelebilecek kötülükten korkan birisi olarak söylüyorum ki kötülük olmasa sanat olmazdı, dünya olmazdı, hayat olmazdı. Yani önemli olan kötülüğe karşı verilen mücadele. Sokrat diyor ki benim ölümden korkmadığımı biliyorsunuz savunmasında. Bunu biliyorsunuz, korktuğunuzu biliyorum. Yani benden korkuyorsunuz, beni ima etmeye çalışıyorsunuz. Ama ben bir tek şeyden korkarım. Haksızlıktan korkarım. Yani haksızlıktan korkarken Sokrat kendisine yapılacak bir haksızlıktan korkar mı? Zaten haksızlık mahkemede üstüne geliyor. Birkaç gün sonra idam edilecek. Ama o dünyada haksızlığın insanlığa karşı yapılmasını engelleyecek bir şey yapıyor. Emin olun Sokrat orada intihar ediyor. Eğer kurtulsa, ki kurtulabilir. Platon falan aristokrat bir aileden geliyor. Para bile vermelerine gerek yok. Ondan sonra onu itham edenleri şey yaparlardı, bertaraf ederler, hakimlerle konuşurlar. Sokrat kurtulabilir de. Platon mahkemeye dahi gitmiyor. Savunmayı hayali olarak duyduklarından yazıyor. Ve Sokrat ölüme yürüyor bile bile. Şeyleri, jüri üyelerini cinayete teşvik ediyor. Çünkü Sokrat ölmese Roma hukuku olmaz. Yani çok abartıyorum, hayal edin diye metafor veriyorum. Çok katkısı oluyor. Yani burada Anton gibi bir adam yaratıyor şey yönetmen. Ondan sonra romanı yazan senarist olarak onlar geliştiriyorlar. Ve o kahramanı oynayacak bir oyuncu var. Ya o oyuncuyu da burada analım. Olağanüstü bu insanlar bir araya geliyorlar ve diyorlar ki işte böyle yaşarsanız, yani sen o parayı buldun orada, onu gerekeni yapmadın. Bu adam delirmiş, yani deli. Buna karşı verilecek mücadelede gerçek bir mücadele vermiyorlar. Hepsi hayatı bir oyun havasında oynuyorlar. Bakın var ya bizim hani şeyde bayramlarda falan çalar oyun havaları diye. Hayatı bir oyun havasında oynuyorlar. Dikkat edersiniz. Yani oradaki polis şefi odasında masasının başında bacak bacak üstüne atmış, bu kötülüğü teati ediyor. Karşısına gelen adam efendim böyle böyle olmuş. Yani vicdanlarında bunun gerçek sızısını, ne oluyor bu deyip ölümüne karşı koymuyorlar. Tedbir alamıyorlar. Efendim bitiriyorum, bitti sayılır. Söylemediğim şeyler ne var, kötülük. Ha mesela öyle kötülük yapıyor ki, yani bu öğrendim bugün. İnsanları öldürdüğü tabancanın, tüfek gibi neyse o silahın kalibresi yokmuş. Yani attığı şey bir mermi değil. Beyine giriyor mesela, arkadan çıkmıyor, beynin içinde patlıyor. Yani bu sefer şey bulamıyorlar, delil bulamıyorlar. Yivdir, settir, bilmem ne olmadığı için yani katile yönelik oradan bulsalar bile ispat edecekleri bir delil olmuyor. Suç aletini şey yapamıyorlar. Amerika suça dönük bir yapı. Texas zaten çok katı bir yapıya sahipmiş. Dikkat ederseniz Amerika'da silah serbest. Herkes silah taşıyor. Birbirlerini öldürüyorlar. Pek bastırma yok. Özgürlük var. Suça yönelik bir özgürlük var Amerika'da. Ama Avrupa'da, Kuzey Avrupa'da mesela Norveç'e örnek verelim. Orada korkunç bir bastırma var. Tarihten gelen bir efendi olma havası var orada da, ama ne yapıyor? Birisi çıkıyor, bir katil çıkıyor. Çocukları bir adada sıkıştırıyor ve ufak çocuklarını, yani belki de ilkokul talebelerini, orada spora gitmişler, bir şeye gitmişler. Nasılsa oraya gidiyor ve çocukları öldürdü. Avrupa'da da oluyor. Yani bu kötülüğe karşı mesela bakın şimdi buraya unutuyordum az daha. Sons of Anarchy diye bir dizi var.
Ben bunu geçmişte sizlerle tanışmadan, Merve seni tanımadan boş vakitlerimde bu şeyleri seyrederdim. Televizyonuma gelen şeyde vardı o kanal. Sons of Anarchy, yani bakın internette hayranlık topluyor. Bugün hala mesela ne bileyim ben, bunlar kötü insanlar, bunlar anormal kötüler. Yani kadın karısı var çok iyi ama kaynanası, çocuğun annesi çok kötü. Yani gelinini öldürüyor ve oğlunun en büyük düşmanının en sevdiği insanın üstüne atacak şekilde yapıyor. Bu sefer oğlu gidip aslında katil olmayan kişiye işkence yapıp öldürdükten sonra bu sefer karşı taraf hiddete kapılıyor. Aralarında müthiş bir şey çıkıyor. Oğlan eve geliyor, annesini ve kız kardeşini öldürüp motosikletine biniyor ve karşıdan gelen bir tırın üstüne, görmüşsünüzdür televizyonda şeyde gösteriyor sürekli, ellerini açıyor ve güm diye çarparak intihar ediyor. Ama yani dizi olarak muhteşem seviliyor. Çocuğa herkes açık, kızlara açık, ne bileyim ben karısına erkekler açık, anneye hayranlık duyuyorlar, ne biçim kadın bu diye. Yani kötülüğü de pazarlıyor Amerika. Yani kapitalistler kötülüğü de pazarlıyor. Şimdi aklıma geldi bu. Kötülüğü pazarlamak. Çünkü piyasada kabul görüyor. Efendim ben bu kadar söyleyeceğim. Teşekkür ederim. Teşekkürler Ahmet abi, değerli katkılarınız için. Saliha, buyur. Merhabalar. Ben filmden çok etkilendim. Gerçekten hiç gözümü ayıramadan sonuna geldim ve sonuna doğru bir an fark ettim ki filmde hiç müzik yok. Yani oraya gelene kadar o kadar dalmışım ki filme gözümü ayırmadan müzik olmadığını sonlarına doğru fark ettim. Çok etkileyici bir film, çok sade bir film. Çok az söz var, diyaloglar aslında çok çok az. Görsel olarak şahane. Ben son zamanlarda izlediğim en çok etkilendiğim filmlerden biri oldu diyebilirim. Yani kolay kolay etkisinden çıkamayacağım gibi geliyor. Beni en çok etkileyen şeylerden biri açılış sahnelerinde başlardaydı sanırım. Anton bir geyiği vurmaya çalışıyor ama sonra galiba köpek olduğu anlaşılıyor. Diğer Anton, pardon. Anton bir adamı vuruyor. Şeyde diğeri de bir geyiği avlıyor ve ikisinin de söylediği şey çok enteresandı. İkisi de hiç kıpırdama diyor. Yani Anton bir adama diyor hiç kıpırdama diye, diğeri de bir geyiğe hiç kıpırdama diyor. Daha sonra ayakkabıları, çizmeleri birbirine benziyor. İkisi de beyaz çorap giyiyor. Yani ve ikisi de siz mi diyeyim artık değişik. Aslında bir böyle benzerlikleri de var. Beni en çok etkileyen şeylerden biri de yolda giderken birçoğunu söyleyeceklerimi Giray Bey söyledi. Kuşu vuruyor. Yani hiç bir alakası yokken duran bir kuşa ateş ediyor. Yani o kadar hani kötülük onun için sıradan, anlamsız, üzerinde düşünmediği ve düşünmeden, hiç kendini suçlu hissetmeden yaptığı bir şey gibi geliyor. Beni en çok etkileyen yerlerden biri yaşlı Şerif'le Tommy Lee Jones'un oynadığı karakterin, Ed karakterinin konuştukları bir sahne var şey öldükten sonra. Kahraman, yani baş karakterlerden olan kişi, unuttum şimdi adını, öldükten sonra. Orada diyor ki, ben diyor yeşil saçlı çocukların sokaklarda dolaşacağını işte herhalde hiç düşünemezsin diyor. Yani suçların bu kadar ortada olacağını, bunları hayal etmen mümkün değildi diyor. Sonra öbürü de diyor ki, Ed karakteri, kibarlık diyor, kibar konuşma ortadan kalkınca suç da daha çok artmaya başladı diyor. İnsanlar birbirlerine efendim diye hitap etmemeye başlayınca suç bu kadar artmaya başladı diyor. Bence o çok etkileyici. Gerçekten dil, insanların davranışları, şimdi günümüzde de filmde öyle bir zamana geldi ki benim için. Yani
Zaten her an haberleri açtığımızda daha ne kadar kötü olabilir dediğimiz durumlarla karşıyayız. Tam da o döneme denk geldi. Kötülükle ilgili, suçla ilgili ciddi üzerinde düşünmeyi gerektiren bir zamanda tam da denk geldi bu film. Bir başka şey, Şerif bir yerde şey diyor, suçlular bizden daha güçlü olmamalı. Şu anda hani suçlular sanki bizden daha güçlü gibi. Çünkü buradaki Anton karakteri hem çok zeki hem çok soğukkanlı hem teknik biliyor. Yani çok zeki bir karakter, belli davranışlarından bunları anlıyoruz. Bir diğer şey... Diyor ki Ed karakteri yine yaşlanınca Tanrı'nın hayatıma gireceğini düşünürdüm. Ama öyle olmadı diyor. Yani aslında yaşlanınca daha inançlı olacağını düşünüyor. Ama bir türlü inanç da gelmedi diyor. Yani geleceğe dair aslında suçluların belki cezasını çekeceğine dair, onların yakalanacağına dair bir inancı da kalmamış. Ve oyunculuk muhteşemdi. Yani her bir oyuncu, belki üç tane ana başrol oyuncusu var diyebilirim ama ben en çok Tommy Jones'u beğendim. Xavier Bardem de aynı şekilde gözleri, o donuk duruşu, saç şekli, kıyafeti, yürüyüşü gerçekten çok etkileyiciydi. Çok çok beğendim filmi. Belki en sondaki hikaye anlattığında, rüyasını anlattığında ateş, babanın ateş yakmaya gitmesi, bir boynuzda ateşi taşıması, üzerinde battaniye varken ve çok soğukken bizden önce gidip oraya ateşi, orada ateşi yakacaktı bizim için diyor. Yani hala o ateşin olması, birilerinin o ateşi başkaları için, başkaları üşümesin diye kendisi de üşürken yakıyor olması, belki hala hani sonunda hala umut var mı demeye çalışıyor, bilemiyorum. Ama film çok çok etkileyici. Yani ben çok beğendim. Çok teşekkür ederim Merve. Gerçekten muhteşem bir filmdi. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkürler değerli Sala, güzel yorumlar için. Filmi beğenmene de sevindim. Şimdi Giray Çok beğendim. arkadaşım. Evet, teşekkürler. Giray'la devam edelim. Buyur Giray. Saliha Hanım benim söyleyeceğim bazı şeyleri de çok güzel eklemeler yaptı. Teşekkür ediyorum kendisine. Bir kısmı onlardı zaten. Birkaç ekleme daha yapayım son olarak. Bu süt içtiği bir sahne var TV'nin karşısında. Kendi aksine bakarak Şigur'un. Aynı şekilde Şerif Pelin de gelip kendi aksine baktığı, resmen birbirleriyle pişti oldukları bir sahne var. O da çok etkileyici. Aynı zamanda işte Şerif'in içeride Şigur'u hissettiği ama içeri girmediği bir sahne var. Yani hep bir adım birbirlerinin peşindeler. Bu da filmin gerilimini, tansiyonunu sürekli artırıyor. Takipçi yazını çıkardığı işte şeyin Josh Brolin'in oynadığı karakterin odanın içinde çıkardıktan sonra otelde başlayıp işte sokağa taşan muazzam bir çatışma sahnesi var ki hani gerçekten klasik olmuş bir çatışma sahnesi. Muazzam bir sahne. Onu hatırlamak lazım. Bir de tabii yine Shigur'un şeyi öldürdükten sonra, Livil'in öldükten sonra onun evine gelip karısının karşısına geçip onların diyalogları muazzam. İşte kocana öldüreceğim, seni öldüreceğime söz verdim diyor. Yani hiçbir sebep yokken kadının karşısına geçiyor. Kadının ona zarar veremeyeceğini, peşine düşemeyeceğini bilmesine rağmen işte kocana seni öldüreceğime söz verdim diyor. İşte kadın bu saçma ama diyor. İşte herkes öyle diyor. Bunu yapmak zorunda değil diyor bana diyor. Ona da yazı tura atıyor. Kadın da şunu söylüyor yani. Ben de aynı amaçla buradayız diyor. Bu da muazzam bir sahne. Son olarak da tabii şey biraz
izleyici nezdinde insana şöyle bir his veriyor. Yani bu kadar insanı öldürüyor, bu kadar kötü bir karakter. Sonunda tek ölmeyen o oluyor. Ama tabii onu da şöyle bakmak lazım, belki koruluyor, belki o kadar kötü kırılıyor ki bundan sonra hayatının tek idame ettireceği şey olan olayı kaybediyor. Belki bundan sonra da o da yaşayamayacaktır, yani onu bilemeyiz tabii. Ama ben öyle düşündüm o sahnede. Yani belki onun da orada bittiği bir sahne o. Teşekkür ederim bunları eklemiş. Çok teşekkürler Giray, değerli katkılarınız için. Başka konuşmak isteyen yok sanırım. Herkese çok teşekkürler arkadaşlar. Güzel bir film söyleşisi yaptık. Herkese iyi akşamlar. İyi Teşekkür ederim. akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.